Ali Akman da konuşuluyordu bu bölge hı hı. için. Ee, şimdi Mertens gündemde. Hepsini birlikte konuşalım istersen. Torreira ile ilgili de söyleyeceklerim vardır elbet. Sözü sana bırakayım. Şimdi önce oradan başlayayım. Şöyle bir sloganı var Galatasaraylıların. Yani benim duyduğum çevremdeki tüm Galatasaraylılar aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Belki Serkan da duymuştur benzer şeyleri. 6 8 10 Galatasaray şampiyon diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dikkat edersen geldiği günden beri hep aynı şeyler konuşuluyor. Okan Buruk da geldi, yönetim de geldi. 6 alalım, 8 alalım, 10 alalım, şampiyon olalım. Yani biz zaten Kerem var, Yunus var. Arka tarafta çok ciddi sorunumuz çıkmaz yani bir sigra santroforumuza Haris Seferovic'i getirmişiz. 6 8 10 şampiyon. Yani Galatasaray şampiyon. Şimdi o açıdan bakacağım. Yani onun için anlattım onu. Şimdi 6 Torreira. Yani tartışma ya kapalı yani, bir durum yani. Aynen. Tartışmaya, tartışmaya kapalı, kapalı, kapalı yani. bir durum. tartışmaya kapalı. Tıpkı tar Jesus gibi değil mi Heh. abi? Tartışma. Alınabilecek evet. en iyi teknik adamı aldı Ali Koç. Galatasaray'da şu an alabileceği en iyi 6 numarayı alıyor diyebiliriz. Yani şöyle söyle mesela Emre Belozoğlu'nun üstüne Vitor Pereira getirdiğin zaman tartışırım Aynen. ama İsmail Kartal'ın üzerine Vito şey George Jesus getirirsen tartışmam. Torreira da böyle tartışmaya kapalı bir isim. Melo, Fernando sonrasında da Torreira diye hatırlanabilir. Selçuk, evet. Ha yani şey oynamıştı. Öyle evet. Melo Selçuk falan bir, bir yapı. İşte o 6 8 10 yapısını kurmak istiyor. Şimdi Mitsu e, ya kuzey ülkeli kuzeyden gelen e, oyuncuların e, iş disiplinleri, profesyonellikleri, iş ahlakları bunlar çok üst düzeyde oluyor. Yani onu söylemek lazım. Ya şöyle söyleyeyim, kaçırdığı maç sayısı yok yani. 5 Be 5 senede 6 senede. Yani böyle bir oyuncu oyuncuymuş. Ve 6 8 oynayabiliyor. Şimdi ben buradan şunu çıkartıyorum. Okan Buruk'un cümleleri var. Diyor ki Okan Buruk bize oyunun iki yanını oynayacak, iki yönünü oynayacak oyuncular lazım. Biz Galatasaray'ız. Ee, rakip sahanın rakip takımın üzerine gidebilecek oyuncular da lazım. Şimdi öyle baktığımızda Torreira, Mitsuo, ee, Oliveira yani bu isimler bir de yanına Evan falan koyarsanız ee, yani gerçekten de seçenek üretmek açısından da yani mükemmel bir e, yani orta alan kurgusu oluşacak bir kere onu söylemek lazım. Ee, evet yani hep söylenen klasik cümle vardır atanınızla tutanınız iyi olacak. E Galatasaray'ın zaten atanıyla tutanı şu anda iyi. Bütün iş o omurgayı ayakta tutacak orta alan. E O orta alanda kurarsanız o zaman Galatasaray'ın bu sezon için şampiyonluk konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani e, oyuncu profili açısından söylüyorum. Şimdi bazen olumlu şeyler söyleyince böyle hani ya ona olumlu söylüyorsun buna olumsuz söylüyorsun deniyor ama yani bu oyuncular hele hele... Az önce senin söylediğin gibi bir Mertens meselesi gündeme gelirse ki Galatasaray'ın şöyle bir strateji var. Şöyle bir stratejisi de var onu da söyleyelim. E, Gomis'le imkan olursa vedalaşmayı düşünüyor Galatasaray. Yapacağım. Yani imkan olursa diyorum. Neden? Çünkü oyuncuya 1 milyon 750 bin euroluk kontratı önüne koymuşsun. Tabii şimdi artık bundan sonra o kontratı bulmazsa oyuncu gitmeyecek. Yaş itibariyle de olsun oyun itibariyle de. Yani şunu söyleyebilirim. Aldığım istihbaratı söylüyorum. Serkan Buyurun. da almıştır muhtemelen. E, Gomis'in kamp performansı olsun, e, oyun performansı olsun teknik ekibi mutlu etmiyor. Onun için de Mertens. Şimdi Mertens'te ne var? Hani Mertens e, ne olur? E, 3,5 milyon euro gibi bir rakam e, Galatasaray'ın düşündüğü söyleniyor. Bence bazı isimler vardır ki onlara verirsiniz. Ben oradaki temel sıkıntıyı söyleyeyim. Neden 3,5 milyon euroyu vermeyi kabul eder de Galatasaray niye hala olmaz gibi bir düşünce varsa 1 artı 1 Galatasaray istiyor 35 yaşında oyuncu. oyuncu ben garanti 2 yıllık kontrat istiyorum diyor yani bütün mesele burada düğümleniyor. Yaş. Ama İtalyan basınına baktığımda da İtalyan basınının bütün e, hani transfer düşünenleri diyeyim. Öyle vardır ya transfer düşünenleri. yüzde %99 Galatasaray'da diyor Mertens için de. Evet. %99 Galatasaray'da. Ya Torayra ile Mertens çok acayip bir seviyeye getir Galatasaray'ı. Çok üzülür sonra Galatasaraylar keşke bu sene de Avrupa'da olsaydık diye. Ya bir cümle daha söyleyeyim mi? Bir, bir e, hamlelerini daha duydum. Hani öyle bir şey yaparlarsa Aynı var ya. Aynı şeyi mi duyduk hocam? Ben bazılarını söyleyemiyorum. Yani ben Malang Sarı du duydum ha. sol stoper olarak. Yiyor, evet. Yani başka bir seviye olur yani. Gerçekten Malang Sarı'nın kad onun kadar çabuk, onun kadar sol ayağı iyi, Porto gibi şey gibi yani inanılmaz yerlerde. Yani eğer böyle bir şeyi de yaparsa Galatasaray hani daha önce böyle 10 transferde 9 isabetle arka arkaya gelen şampiyonluklar meselesi var ya ona benzer bir kadro oluşturur ama şunu da düşünmek lazım her sezonun kendi içerisinde bir değerlendirmesi var o gün Trabzonspor nasıldı o gün Fenerbahçe nasıldı o gün Beşiktaş nasıldıyı da konuşmak lazım bugün Trabzonspor şampiyon takım olarak ligimize başlıyor Beşiktaş'ın yeni bir yapılanması var, Fenerbahçe'nin yani her şeye rağmen yeni yapılanması var. Bütün bunları söylüyorum ama Galatasaray'ın evet hızlı davranamadılar. Mesela bence şu anda onu söyleyeyim yani çok net konuşuyoruz madem Galatasaray belki ondan sonra Serkan da söyler. En zor ilk haftanın en zor maçını dört büyüklerden Galatasaray oynayacak. Kaybedebilirsin. Avlilikteki 19 takım çıkart Antalyaspor'u, 18 takıma sor. En çok bu hafta kimle oynamak istemezsin desen, herhalde Antalya Deplasman derler. Evet evet. Hani Galatasaray sezonun en zor maçına çıkıyor. Evet. Nereden bakarsan iklim şartları, ya yani çok sıcak Abi bir. Abi Galatasaray istin yani. üstünde bir Antalya Spor evet, bıraktı en son. İkinci yarı ligin ikinci yarısında mükemmel giden na bir mağlup, Antalya falan spor. gitti. Na falan gitti Antalya Evet. Can. Yani e, transferleri, bak Antalya Spor'un transferleri de. Da çok? Ya mesela na herkes şey diyor. Ya. Yani Naldo bırakılıp da işte Ömer toprak alınır mı? Alınır. Çünkü ağır, ağır oyuncuyu bırakıyor. Hem yerli hem daha milli öne, özel oyuncuyu alıyor. Yani e, bana göre yani baktığımda Ümraniye, İstanbulspor, Spor, tahtasını evet. açamayan bir Kayseri spor. Bu arada e, yani müjdeli haberi vereyim benden bekliyorlardır. Giresun spor tahtasını açtı ve evet, transferleri... Açtı transferlerini oynatabilecek noktaya geldi. O müjdeli haberi vereyim. Olsun. Kayseri spor açamadı diye Çok biliyorum hala. Çok sempatik Evet. Açamadı diye biliyorum. Herkesi davet ediyorum. Beraber gidelim Melike. Ne zaman isterseniz Giresun maçına Abi Ben gelirim. <laughs> gidelim ben yani. Ben severim. <laughs> tabii bizi Ender müdür bırakırsa yani gideriz yani. <laughs> Yayınlardan fırsat <laughs> bulabilirsek neden olmasını isteriz tabii ki. Valla Eylül ayında yani Eylül ayında Giresun Eylül-Ekim'in ortalarına kadar müthiş Çok keyiflidir. Güzel olur, ee, evet. Balık boldur, fındık boldur. Ondan sonra sebze boldur. Lafting var mı? Hı? Her şey var. Ne istiyorsan var. Her şey yapıyorum. raftinge varım mesela. Rafting şeyde daha iyi. Fırtına vadisinde. Yani şimdi hakkını vereyim yani. Rize'de Hı. daha iyi yani. Tabii. Fırtına vadisinde. Ama e, genel anlamda Giresun'da hani Eylül ayı Giresun'da çok keyiflidir yani. Fındık toplama işleri biter, harmana serilir, keyifler, meyveler olgunlaşır, balık bollaşır falan böyle. Yani keyifli... Ya bu arada Giresun'un fındığı da başkadır yani. Onu da söyleyeyim ben. De. E yani. yani fındık ya deyince şimdi, ben Giresun benim için. Ya bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Belki o hani e, yeri gelmişken söyleyeyim. Dünyada dünyada biliyorsun kalit, kaliteler var. Hı -hı. Kalite. Şu kalite bu kalite. Levant kalite fındık var. Mesela adı Levant kalite. Doğu demek evet. e, nedir biliyor musun? Giresun kalite fındık var dünyada tanınan. Yani Amerika'ya da gidersen Giresun kalite fındık diyorsun yani. Böyle bir şeyimiz var yani. Kusura bakmayın. Aynen yani. Aynen. 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 Evet Ordu'da da fındık çok iyidir. Bak Ordu Ordu'nun fındığı da. Yani ben kıyaslamıyorum Giresun. Yok fındık. yani iyidir. Bak şimdi orada biraz böyle Ordu'lar re... kızmasın ama. Kızıyorlar biraz bize ama. İyileri de var. Evet ama Giresun daha orada garanti. Şimdi Giresun'da. Göndersinler yiyelim kardeşim. Bakalım <gülüyor> hangisiymiş. <gülüyor> Giresun'da Test edelim, göndersin. Test <laughs> diyorsun Ordu'da. Yani neyse. E, Yarıştırılmasınlar. Boşlar Melike biz. O Doğru. Benim kafam karışık ordu mu giresin anlayamıyorum. <laughs> Karar veremiyoruz evet. Yani netice itibariyle onu yani oraya geldik. Ee, tekrar başa geleyim toplayayım. Yani Giresun'dan başa geleyim toplayayım. Ee, bu arada Trebol'da bir beş kez balık yedim yani. yani balık yedim. ya Yok burada balık yiyemiyorduk. Yok, yok yani. bir sezon yani, değil çok, abi. Çok, çok şükür yedik. Ne balığı yedin? Ee, mezgit yedim, istavrit yedim, levrek yedim. Yani. Afiyet olsun Teşekkür ederim. Balıklar yani yedim. Allah'a var. Yani hiç İstanbul'da yiyemiyorduk. Yedik. Neyse. Tekrar başa döneyim. Niye buraya geldim? Nereden geldim? Oraya toplayacağım tekrar. Yani Kayseri Spor, tahtasını açamamış bir takım. E, Ümraniye ve İstanbulspor lige yeni gelmiş iki takım. Buna karşılık geçen sezonun ikinci yarısını domine etmiş, müthiş oynamış, hem oyunuyla, hem performansıyla, hem teknik adam becerisiyle iyi işler yapmış bir Antalya Spor. Galatasaray bence ilk haftadan en zorlu rakiple oynayacak. Doğru. Oradan hareket ederek gelmiştim kolay bir eş şey değil yani kolay bir maç değil ilk maç için ha ama şunu da vurgulamak lazım yani burada kalkıp da kimsenin de hakkını yemeyelim. bir unutmamamız gereken bir nokta var belki de ligin ve futbolun en güzel tarafı sonuçlarının erkenden ve önceden kestirilememiş olması evet. Onu da söyleyelim lige Özellikle başlarken ilk haftalarda olabilir. çok sürpriz sonuçlara gebe yani evet. ilk haftalarda bunu görebiliyoruz peki Torreira'dan çok bahsettik en taze durumuyla ilgili oyuncunun transferi bir haberimiz var e, izleyelim